Turgut kızgın. Beyefendi. Hocam saç dökülmesi için verdiğiniz ürün spirulina seti o. Spirulina. Spirulina. Çok iyi geldi. Saç dökülmesi tamamıyla durdu. Çok belirgin canlılık var. Canlanmaya başlamış saçım maşallah. Çok kısa sürede. Çok iyi netice. Saç dökülmesi durmuş. Canlanmaya başlamış. Saçlar aynı. Neye benzer? Bitkiye benzer. Sulamazsanız kurur. Neyle suluyoruz? Saçı. Kanla. Kanın içerisinde yeterince vitamin, mineral, enzim, glikoz varsa, saçın kökünü besleyebiliyorsa saçınız gür olur. Fakat yeterince kanın içerisinde vitamin, mineral, enzim yoksa ne olur? Saçınız zayıflar, kırılır, dökülür vesaire vesaire. Saçı güçlendirmek için spirulina. Neden spirulina? Çünkü spirulina 2000 çeşit enzim içerir. 1 gramı 5 kilo zebze ve meyveye bedel. Ne demiş? FAO yani dünya şey milletler arası Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü geleceğin en iyi gıdası demiş. FDA geleceğin en iyi besin takviyesi demiş. Uluslararası Gıda Konferansı en iyi doğal besin demiş. 2000 çeşit enzim içerir. Efendim burada ne diyor? B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, omega 3, 6, 9 vesaire içerir. Hepsi burada var. Esensiyel ve esensiyel olmayan amino asitler içerir. Balık yağlarındaki omega 3, 6, 9 içerir. 1 gramı 5 kilo zebze ve meyveye bedel. 1 gramı. Ukrayna'da Çernobil reaktörünün patlaması sonucu burada binlerce çocukta bir hastalık ortaya çıktı. Radyoaktiften dolayı iyileşmeyen antral gastrit ve 12 parmak bağırsağı ülseri. Her şeyi denediler. Hiçbir şey fayda etmedi. Sonunda spirulina denediler ve radyoaktif madde nedeniyle ortaya çıkan mide ve 12 parmak bağırsağı iltihaplanmasını ortadan kaldırdı. Spirulina. Evet, radyoaktif maddeden meydana gelen tahribatı, enfeksiyonu dahi iyileştirdi. O kadar mükemmel bir ürün spirulina. Spirulina bazı sporcular spirulina kullanıyor kas yapmak için. Kas yapıcı özelliği var çünkü vitamin, mineral, enzim deposu.